Herkese merhaba. Şu an Endonezya'dayım ama kısa bir özet geçerek videoya geçmek istiyorum. Endonezya Bali Havalimanı'ndayız arkadaşlar. Duygu ile beraberiz. Yaklaşık işte tatilimizin 15-16. günü ama Bali'de hiç video çekmedim. Bali'den ayrılıyoruz. Siz başlığı gördünüz. Japonya'ya gidiyoruz. Endonezya'nın kendi hava yollarıyla gidiyoruz. Bir teklif geldi demin işte business yapalım mı? Çok az bir miktar öderek business'ta uçmak ister misiniz dediler. Upgrade yapalım dedi. Herhalde business çok satılmadı. Dedik olur seve seve. Hasta olduk biraz biz Bali'de. Üşüttük falan derken yara mara çıktı yüzümde. Surf denedik. Çok eğlenceli geçti ilk günler ama sonra biraz üşüttük. Ben iyileştim. Duygu hasta oldu derken Bali'de dinlendik. Video çekmedik anlayacağınız. Şimdi Japonya'ya gidiyoruz. Gece 12.30'da uçağımız var. Şu an saat 10.40 saat. 7,5 saat sürecek. Yaklaşık Bali Japonya saatiyle 9 gibi Japonya'da olacağız. Japonya'yı özlemiştim. Duygu ilk defa görecek. Ben de gitmiştim ama çok gezememiştim, görememiştim. Yani en azından biraz daha vakit geçireceğiz Japonya'da. Önce size bir kısa bir özet geçeyim. Havalimanındayız. Japonya'ya gidiyoruz. Sonra videoya başlayayım dedim. Anlayacağınız böyle. Yani çalışsam elimde kamerayla geçsem hasta olmam. Takır takır şey yaparım. Dedik bir tatil yapalım bir hafta. Elimize kamera almayalım, video çekmeyelim. Hasta oldum, üşüttüm yani. Bu da benim herhalde talihsizliğim. Bana diyor ki Evren Uğur senin boş durmaman lazım. Senin çalışman lazım. Japonya'da devam edeceğiz videolara. Japonya'dan 5-6 video çekeceğim. Japonya'dan sonra da Güney Kore'ye gideceğiz. Güney Kore'den de video çekeceğim. Güney Kore'den sonra Türkiye turu devam edecek. Öyle. Hadi bakalım. Japonya seyahati şu an itibariyle başlıyor. Uçağı da göstereceğim çünkü ilk defa business uçuyoruz. Neymiş, ne farkı varmış, nasıl yatarak gidiliyormuş business'ta, nasılmış. Beraber bakacağız, göreceğiz. Vallahi bana bedava lunch hizmeti verirseniz yerim. Yemekler bedava, içecekler bedava arkadaşlar. Meyve, sebze, duş var. Her şey bedava lunch hizmetlerinde. Bali'nin tam sezonu olduğu için kalabalık. Bali kalabalıktı yani. Böyle tam böyle kuru sezonu. Hava böyle çok boğucu değil. Yağmur da yok. Havalimanı da kalabalık o yüzden. Arka taraftaki kapılar fulldü ya. Burası da Bali'nin havalimanı. Arkadaşlar inerken görmeniz lazım. O kadar güzel iniyor ki. Sanki suya inecek gibi oluyorsunuz ama tam denizin dibinde havalimanı. Tam. Katar Airways geliyor, Emirates geliyor buraya. Bunların kendi havayolu geliyor, Türk Havayolları geliyor. Asya'dan bayağı bir havalimanı geliyor. İnanılmaz bir Japon turist var Bali'de. Yani bunu beklemiyordum ben. Çok fazla Japon turist var. Uçağa bindik arkadaşlar. Hemen bir sıcak havlu. Business'ın olmazsa olmazı. Portakal suyu. Hemen. Genişliğe bak ya. Ulan zenginliğin gözü kör olsun ya. Hep zenginler böyle rahat rahat yatarak uçuyor demek ki. Bu yatak oluyor komple arkadaşlar yani 160 terlik de verdiler hemen. Ah, business hayatım. 32 yıldır business mi gördün sen? Bir evrendin, kocan neler yapıyor sana bak, görüyor musun? Sen de görmedin demek, sen de benim sayemde görüyorsun. Evet. Senin sen de mi? Tabii ikimizin. Yerim seni, hasta oldu kuzum ya. Rahat etsin dedim, karım rahat etsin, ayaklarını uzatsın, yatarak gitsin dedim. Upgrade yapın hemen dedim. Parası neyse verdim. Hiç portakal suyunu iç. Onu içtim ölmüyor zaten uçak düştü mü? Oy yarası. Business'ta verdikleri battaniye de farklı arkadaşlar. Biz arkada ekonomi giderken donuyorduk. Yani incecik battaniyeydi. Verdikleri battaniye bile farklıymış. Bir yerde okumuştum mu? Bir yerde görmüş müydüm ne? Diyordu ki bir kere hayatınızda business uçun. Ondan sonra hep business uçmak için çabalayacaksınız, daha çok çalışacaksınız, daha çok para kazanmaya çalışacaksınız diye. Lüksü tadınca daha fazla hep onu isteyeceksiniz diyordu. Bakacağız daha mı çok çalışacağız. Benim için fark etmez. 7 saat yatmışım, bir şeyler izleyerek gitmişim ama tabii konfor ayrı bir olay. Japonya'dayız arkadaşlar. Narita Havalimanı. İki tane var burada. Bir hanedan herhalde. Haneda ya da hanedan. Bir de Narita. Biz Narita'ya indik. Ben burada sorgulanmıştım geçen gelmemde. Bu sefer karımla geldim. Herhalde sorgulamazlar yani. Gerçi geçen geldiğimde pandemiden yeni çıkmıştı. Daha kapılarını yeni açmıştı. Ben hemen ülkeye girmiştim. Valizleri aldık arkadaşlar. Sorunsuz da Japonya'ya girdik. Hemen 90 gün vizeyi vurdu. Hiç sorgusu hal yok. Sadece bir form doldurmanız gerekiyor uçakta. Onu atmayın. Bir de burada girerken bir form dolduruyorsunuz. O kadar. 90 gün Japonya vizeniz var. Hemen kapıda vize. 6 aydan uzun bir pasaportunuz varsa kapıda vize alabiliyorsunuz. Ben şimdi size
Narita Havalimanı'ndan merkeze nasıl giderseniz onu göstereceğim. Bu arada Business çok büyük bir kolaylıkmış. Ya 1,5-2 saat olsa da uyudum ama çok fazla uyuyamadım da. Ayaklarını uzatmak bile inanılmaz bir lüksmüş yani. O kadar rahattık ki, o kadar rahat geldim ki. Tabii okyanusun üstünde uçtuğum için habire sallandık, türbülansa girdik habire ama olsun. Ayakları uzatmak büyük bir konformuş. Bunu çok iyi anladım. Ama gücümüz yetmez tabii. Bu şansa denk geldi işte. Arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Narita Havalimanı'nda aşağı iniyorsunuz. Burada exchange de var. Para da bozulabilirsiniz. En ucuz 1400'er yen vermek zorundasınız. Aşağı yazdım kaç dolar olduğunu. 1400 yen en ucuz yolu bu. Bir de otobüs var yukarıda, o da aynı fiyat. Onunla merkeze gidip merkezden aktarma yapacaksınız ama aktarma dahil 1400 Japon yeni. Bilginiz olsun ve bunları sakın atmayın. Gelen arkadaşlara yardımcı olalım. Sakın atmayın. Çıkışta da bunları okutup çıkıyorsunuz. Yani bilginiz olsun. Şimdi biz şöyle gidiyoruz. Kaisei Line. Japonya'da, gerçi bizde de öyle de biz çok dikkat etmiyoruz. Sokakta yemek yemek yani çok ayıp karşılanıyor arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. O yüzden aldığınız şeyi aldığınız yerde ya da gideceğiniz yerde oturup yiyin. Yürüyerek yemeyin. Ben tecrübeliyim ilk gelmemden. Bir muz aldık Starbucks'tan. Fiyat algım yok şu an. Artık yavaş yavaş şey olur. Bayağı pahalandığını duydum ama Hamza'nın videolarını izledim. Japon Hamza memleketindeyiz kardeşim. Bayağı pahalanmış. Pandemiden sonra turistler de gelmeye başlamışlar. Çok pahalanmış. Şu an çok kalabalıkmış Japonya turist olarak. Oh ne güzel değil mi? Bu da 110 Japon yeni. Metroya geldik. Metrodayız şimdi. Tam da kilittir buradaki metrolar. Yani böyle 13 gece kalkacak dedi. 10 dakika sonra kalkacak. Bir aktarmayla da kalacağımız yere gidiyoruz. En uygun yol otobüs ve bu tren. 3-4 tane tren seçeneği var. Google haritalarda toplu taşıma ile ulaşım seçeneğine bakarak ilerlerseniz en uygunu size önerecek. Nereye gidecekseniz, otelinize kadar aktarmalıysa aktarmalı hepsini gösterecek, bilginiz olsun. Japonya'yı çok özlemişim ya. Japonya seyahati çok güzel geçecek. İnanıyorum yani. Şimdi biz geldik. Uyuduk, dinlendik, duşumuzu aldık. Bir 2 saat kadar uyuduk. Şimdi size hemen odayı göstereceğim. O kadar küçük ki oda arkadaşlar. Ya, kutu gibi desem yalan olmaz. Ya, şöyle göstereyim size. Duygu bir el salla sen de. Bavulları şöyle yere açtık. 2 tane bavul açtık. Kameradan büyük görünüyor olabilir ama gerçekten kutu gibi. Yatak ufacık. Şöyle sadece bir odanız var. Ama Japonya'nın en sevdiğim olayı banyo arkadaşlar. Yani tuvaletleri. Şurada görüyorsunuz. Elektronik. Yani sıcak sıcak. Oo, mis gibi var ya, anlatamam size. Şu olay çok iyi burada. Buranın geceliğine 2200 TL veriyoruz. Yani ufacık 12 metrekare bir odanın geceliği 2200 TL. Dışarı çıkalım. Daha fazla vakit geçmesin. Saat 4'ü 10 geçiyor. 6.30'da hava kararıyor burada. Biraz Japonya sokaklarını gezelim beraber. Tokyo'nun çok sessiz, sakin, tertemiz sokakları. Daha önceki Japonya seyahatini izleyenler varsa Japonya'nın Tokyo'nun nasıl bir yer olduğunu biliyordur. Ara sokakların çok sessiz ama ana caddelerinde de inanılmaz bir kalabalık olduğunu daha önce görmüştür. Fiyatlardan falan da bahsedeceğim hep ben size. Burada ama hazır ara sokaktayız. Otelimizin sokağı burası. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. 1-2 durak gideceğiz metroda. Her dükkanın önünde hemen hemen engelli vatandaşlar işte tekerlek sandalyesi falan çıkabilsin diye şöyle şeyler var. Bakın. Her dükkanın önünde hemen hemen. Şurada, 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 her yerde. Ve bir şey daha dikkatimi çekmişti. Logar kapakları. Logar kapakları yol seviyesiyle aynı. Yani yüksekte değil. Bu, bakmayın ha, ufak gibi görünen şeyler ama çok önemli şeyler bunlar aslında yani. Yol seviyesiyle aynı hizada yapmışlar logar kapaklarında. Dikkat ediyorlar demek ki böyle şeylere. Duygu da şey diyor. Metroda Japonlu kızları gördü. Ay burada diyor herkes şey... çok şey giyiniyor. Hiç buraya uygun kıyafetim yok. Çok kapalı herkes burada diyor. Duygu da tatil için, yazlık için getirdiği için. Bir tane bulduk ama Bali'den almıştık bunda altındakini. Japonya'yı ilk defa benim şu an bu videolarla izliyorsanız çok seveceksiniz. Çünkü güzel bir memleket. İnsanların iyi olduğu bir memleket. Yani saygının, kültürün, nezaketin ön planda olduğu bir ülke burası. O yüzden çok seveceğinizi düşünüyorum. Sevinere bunlar. Burada da var.
burada içeride oturma alanları da var. Birçoğunda hatta hepsinde oturup yemek yiyip bir şeyler içebiliyorsunuz. Alıp ısıtıp hemen burada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Japonya'da yaşayan insan sayısından fazla da böyle otomatlar var arkadaşlar. Yani parasını atıyorsanız burada yazıyor işte 550 yen. Bunlar bu pahalı olan kısımmış bu arada. Bunlara 100 yenlik falan şeyler de var çok. Atıyorsunuz. Tak hemen size sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk hemen veriyor. Yemek ahtapot dahi alabileceğiniz otomatlar var. Bak mesela şunlar 120 yenlikmiş şunlar. İçecekler. Japon çayları falan çok güzel oluyor. Gelirseniz şey yaparsınız. Yazık. Bir tane sadece küçük kaçaklar. Bir tane fark. Bir tane de Japonya'da yani ben geçen geldiğimde 20 gün kalmıştım. Hiç korna sesi duymadım desem inanmazsınız belki ama duymadım. Duyar mıyız birlikte bilmiyorum. Korna sesi denilen bir şey Japonya'da kolay kolay duymazsınız, görmezsiniz. Şimdi, evet, tiket alacağız sadece. One day değil, normal tiket. O bence ya. Şu mu? Bence şu. Ha bu pasmış, bu değil, işte. Yok. Bu değil. Şu desek. Ha yok. Arkadaşlar burada normalde şunlardan alınıyor buradan, tamam mı? Acaba hangisi? Ben alıyordum, unuttum şu an ya. Parayı atacağız, bize o kadarlık para verecek. Bak şuradan şeye bakacağız, gel gel. Shinjuku Line'ın kaç paralık alacağımıza bakacağız. Biz Shinjuku Line'a, Akeba'dan şurada şundayız, şuna gideceğiz. 180 mi? 360'lık şey almamız lazım bizim. Şu an 360'lık alacağız. Hangisiydi ya? Normalde çıkıyordu şu şurada. Çözdük. Buradan gideceğiniz yerin adını buluyorsunuz, tamam mı? İşte Shinjuku, biz Shinjuku tarafına gideceğiz şimdi. Shinjuku Sanchan diye. Buradan o kadarlık bilet alıyorsunuz. 180'lik. Yazıyor zaten burada. Burada da yazıyor. Bunları atmıyorsunuz dediğim gibi. İndiğinizde tekrar kullanıyorsunuz. Şöyle vereyim. Şu elimde gördüğünüz 500 yen şu. Bizim bunların bozuk parası bizim 95 Türk liramıza tekabül ediyor. Hatta 100 TL diyebiliriz arkadaşlar. Japonya'da sıraya uymak zorundasınız arkadaşlar. Şöyle dönüyorsa sıra arkadan gelip siz de bu yürüyen merdiven sırasına geçeceksiniz. Kurallara uyarak ilerlemek gerekiyor Japonya'da. Yani bir ülkeye geldiysek o ülkenin kuralları nasılsa o ülkeye göre hareket etmemiz gerekiyor. Kendi kurallarımızı o ülkeye adapte etmememiz gerekiyor. Bizim onlara uymamız gerekiyor. Bu kamu spotudur. Google haritaları kullanın arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size, şurada işte araba yolu, yürüme yolu falan. Bu bir de ortadaki şey. Toplu taşıma yollarını söylüyor. Metrodan çıkacağınız kapıya kadar size gösteriyor. Yani Google haritalar Japonya'da inanılmaz iyi çalışıyor. Kullanın mutlaka. Ben Japonya'yı çok sevdiğim için biraz öveceğim. Yani şimdiden söyleyeyim size. Çünkü çok seviyorum ya. Çok güzel insanlar, güler yüzler, insana saygı var, insana değer var. Sanki başka bir çağda yaşıyorlar, başka bir çağın ötesindeler yani. Bambaşka bir dünya burası benim için. Yolu buradaki abilerimiz açıyor, kontrol ediyor, açıl diyor. Burası Tokyo'nun Shinjuku bölgesi. Merkez diye geçiyor burası. Shinjuku ve Shibuya. Bu uydurası ben size Shibuya'yı da gösteriyor ama biz şimdi Shinjuku tarafına doğru gidiyoruz. Hareketli bölgeler buralar. Akşam daha güzel, daha canlı ve daha ışıl ışıl oluyor. Her yer burada, tavaylar çok güzel, çok renkli. Işıl ışıl görebiliyorsunuz her yeri burada. Paralarını da söyleyeyim şimdi size ben. 100 yen 19 lira ama siz onu 20 lira olarak hesaplarsınız. Şu 10 bin yenleri, yani şu 5 bin yenleri, şu da 1000 yenleri. 1000 yen, 100 yen 20 liraysa 1000 yen de 200 lira yapıyor değil mi? Evet, 200 lira 1000 yen yapıyor. Cebimde de bozuk paraları var. Bilginiz olsun. Ne, şimdi yemek yiyeceğiz mesela. Neyi ne kadara yeriz bilmiyoruz. Şimdi beraber bakacağız. Sabah bir muz aldık ya mesela, o 20 TL'ydi. Tabi böyle asi gençler de yok değil Japonya'nın. Çok ilginç şeyler yapar. Burada, yani aşağılarda çok kafe görürsünüz ama
kafanızı yukarılara kaldığınızda 4. katlar, 5. katlar, 9. 10. katlarda da çok fazla kafeler vardır, bilginiz olsun. Ya burada binaların içleri hep kafe, restoran, ilginç konsept kafeler, karaoke dükkanları, restoranları, çok farklı şeyler var burada. Kafalarınızı da kaldırarak gezerseniz daha farklı şeyler bulursunuz. Belirttiğiniz adrese geldiniz, orada bir şey yok, kesin üst kattadır, 9. 10. kattadır. Hah, burayı hatırladım. Burası Shinjuku bölgesi. Telefonum demin tayfun uyarısı verdi. Şehirde de anons geçtiler, böyle siren çaldı. İnsanlar şöyle AVM'ye doğru kaçtı ama çok da bir şey olmadı gerçi. Tayfun uyarısı verdi demin telefonum ya. Dedim ne oluyor? Sonra bir anda siren ötmeye başladı aynı anda. Sığındık böyle AVM'ye yönelik. Hafif bir yağmur başladı. İki tane KFC burger, tavuk burger, içecek, patates, combo menü. Arkadaşlar 11 Amerikan doları. Türk lirasına bilerek vurmuyorum. 1550 yen yapıyor. 11 Amerikan doları yapıyor. Bilerek Türk lirası söylemiyorum. Değişiyor ya kur. Geldiğinizde dolar olarak hesaplarsınız. En kötü 1-2 dolar atmış olur herhalde, bilmiyorum. Şöyle bir menü. Burada oturma yerleri de herkesin teker teker. Şöyle 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 şöyle. Yani yiyen kalkıyor hemen. Hiç böyle bir tek sos o vardı. Bir tek o vardı sos, bilmiyorum. Tırnağım kadar gözüküyordur. Ufacık. Belki. O vardı. Çocuk da İngilizce bilmiyor. Japonca konuşuyor. Ben de Japonca bilmiyorum. Bir arigato biliyor. Teşekkürler. Başka böyle bir şey yok. Her şeyi otomatik hallettik ama. Bu kısım akşamları biraz şey oluyor burada. Gençlerin kendi başına takıldığı böyle başka bir akşam videosunu göstereceğim. Burayı daha iyi anlayacaksınız. Biraz daha serbest bırakılmışı bölge gibi şu harita. Şu zon, şu taraf yani. Çok garip ama burada akşamları gençler işte içen, ayılıp bayılan, sızan burada takılıyor, yatıyor, kalkıyor. Burada sabaha kadar uyuyor. Bir ara akşam videosunu göstereceğim. Şöyle bir... Bu arada Duygu hasta olduğu için çok gösteremiyorum. Yani ama... Helal. Yani gösterme, yardım ederlerse alabiliyoruz oyuncak. Yoksa alamıyoruz. Peki, bana öyle oldu. 100 yendi. Aman helal. Gel. Helal. Burası çok garip bir yer arkadaşlar. Yani tüm paranızı burada kaybedebilirsiniz. Yani azıcık böyle gaza gelseniz. Evet, saniyelik bir şey ya. Helal. Gel bir iki tane oyna böyle. Merak ettin. Duygu merak etti. Bir iki tane oynasın. Pokemon'lara bakın ya. 20 TL bir oyun arkadaşlar. Ama 5 saniye sürüyor yani. Kızdan yardım isterseniz çalışandan size bir süre sana yardım ediyor. Baktı alamıyor. Sonra üzülüyor, yardım ediyor. Ben bir kere almıştım buradan. Müthiş anime karakterler var ya. Çok iyiler ya. Çok iyiler. Ama tabii alamıyoruz. Hadi bir tane oyna Duygu. Bunu bir tane oynadık, kaybettik, bir daha oynayacağız. Sen bilirsin. Kutular daha kötü gibi geliyor. Evet. Ama hadi deneyelim. Havaya 100 TL bayılıyoruz şu an arkadaşlar. 5 kere oynayacağız dedik. 100 TL havaya gidiyor. Çocuk yardım ediyor. Şöyle şöyle yap diyor ama 20. denemende alabilirsin yani o şöyle şöyleyi. Şu an olmayacak. Tamam, geri al biraz daha. Bas bakalım. Burası kat kat bu arada. 5 kat, 6 kat. Bayağı büyük arkadaşlar. Deli gibi oynuyor burada Japon halkı, bunları deli gibi oynuyor. Yok. Hadi güle güle de. Çıkıyor böyle ya. Şuradan çıkıyor. Işıklar çok parlıyor ama koca bir oyun stüdyosunun içinde gibi hissediyorsunuz ya Tokyo'nun sokaklarını gezerken. Her yer ışıl ışıl. Her yer rengarenk. Her yerde şöyle reklam tabloları var. Reklam panoları var her yerde. Güneşten korunmak için şemsiye de çok kullanıyorlar. Tam böyle iş çıkışı saati olduğu için kalabalık, insan trafiği çok fazla olmaya başladı. Metro taraflarında falan. Şurada güzel bir Starbucks var. Biz burada oturmuştuk ya. Bizim turuncu var ya, İlyas da oturup burada bir şeyler çalışmıştık. Sen neyi gösterdin? Kahve alabilir miyim? Gel. Ama iyice sıcak basmasın sana. 10 ay önce gelmemdeki maske kullanımı bayağı azalmış. Ben o zaman geldiğimde pandemi tam bitmişti. Japonya kapılarını yeni açmıştı. Ben 2 gün sonra Japonya'ya girmiştim ama hala deli gibi herkes maske kullanıyordu. Metroda da maske kullanmak zorunluydu. Ama şimdi gençlerin birçoğu takmıyor ama belirli bir kesim hala şey yapıyor. Maske kullanıyor. Duygu gel bu taraftan. Şimdi bizi 30-35 dakika kadar yürüyeceğiz. Buranın başka bir çok meşhur bir caddesi var yani, bu Tokyo'da çekildi. Yaya geçidinin çok meşhur olduğu, çok kalabalık bir yaya geçidi var burada Tokyo'da. Oraya doğru gideceğiz. Yürüye yürüye böyle. Çok güzel oluyor akşamları çünkü Japonya, Tokyo. Böyle ışıl ışıl, rengarenk oluyor. Erkeğinden kadınına çok güzel giyiniyorlar ya.
çok tatlı giyiniyorlar böyle. Kimisi hele böyle anime karakterine giriyor. Çok farklı böyle kıyafetlere giriyor, böyle yüzünü de çok farklı boyuyor. Genelde onlar kafelerin önünde böyle müşteri çekmek bir bekleyenler oluyor ama bazen sokakta da öyle yürüyerek geziyorlar. Öyle giyinip çok tatlı oluyorlar. Onları zaten ilerleyen videolarda göreceksiniz. O bölgelere de gideceğim, göstereceğim size. Kutu gibi arabalar var bir de Japonya'da. Çok ufaklı arabalar böyle. Kimileri tabii, hepsi değil de. Ufacık ufacık arabalar. Mesela şunlar taksi. Taksi şunlar. Ama burada taksi çok pahalı. Her yere ama metro ağı var. Çok gelişmiş böyle 5-6 tane özel metro, devletine ait olan metro. Her yere gidiyor metro ya. Şehirler arası ulaşımda zaten hızlı metro var. Böyle çok hızlı giden metrolar var. Biraz pahalı fiyatları ama çok daha hızlı yani. Otobüste 8 saatlik yolu o trenle 2 saate gidiyorsunuz. En fazla 2,5 saate gidiyorsunuz gibi düşünün. Bir de tam şehir merkezlerine getirdiği için uçaklardan daha hızlı gibi oluyor. Mesela buradan uçağa binmek isteseniz önce havalimanına gideceksiniz. Oradan uçağa bineceksiniz. İndiğiniz şehirde de havalimanları dışarıda olduğu için genellikle o dışarıdan bir daha merkeze gideceksiniz. Tren her zaman en hızlı ulaşım yolu Japonya'da. Çok tatlı bebekleri ya. Gözleri mözleri var ya, bu biraz aksi yaramaz da. Çekik gözler inanılmaz ya. Vura vura seveceksin yanaklarını. Bu çocuğu vura vura sevdi mi bunlar yanlış anlayabilir. Gerçekten. Şimdi, anlar yani. Meşhur Shibuya'ya geldik. Şu karşıda o meşhur dört kavşağın böyle birleştiği, insanların yani yaya geçidinin en kalabalık, dünyanın en kalabalık yaya geçidinin olduğu yer. Şu ilerisi Shibuya. Havada kararmaya başladı böyle. Hava 6.30'da kararıyor. Aramızdaki saat farkı 6. Şu bir reklam otobüsü mesela. Reklam yaparak gidiyor. Ama Tokyo geceleri daha hareketli, daha güzel. Işıl ışıl, rengarenk oluyor bir de. Kalabalığa bakın. Shibuya'nın simgesi, Tokyo'nun buluşma noktası şurada. Duygu ufak bir bahsetsin bize. Evet Duygu hocam, Hachiko'nun hikayesi. Şimdi, köpek neden ünlü? Filmini izleyenler aslında biliyordur ama kısaca özet geçelim. Bir tane profesör var, bir köpeğin sahibi. Köpek onu hiç yalnız bırakmak istemiyor. İşe gidiyor, tren istasyonuna gelmek zorunda her gün profesör. Köpek de onunla birlikte gidiyor. İşte işe gidiyor ama iş çıkışında mesela köpek geri gidiyor mu bekliyor. Tren istasyonunda. Artık bilmiyorum kaç yıl yaşamışlar, bayağı bir yaşıyorlar. Sonra adam vefat ediyor. Ama köpek bunu kabul edemiyor, öyle diyelim. Her gün yine istasyonun önünde adamı beklemeye devam ediyor bir tane sonra da. Bir yerden sonra zaten ya buraya geliyor ya, insanlar bildiği için bunu mesela oradaki etraftaki insanlar besliyor zaten köpeği. Burada çalışanlar besliyormuş zaten. Aynen aynen. Sonra bir yerden sonra da köpek vefat ediyor. Onda tam bitkileri içinde buraya heykelini yapıyorlar şu vefalı köpeğimiz. Şurası heykeli. Hachiko'nun o meşhur hikayesi bu. Filmi de var. İzlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Ağlamak istiyorsanız böyle müngür müngür ağlayayım diyorsanız izleyin. Film çok güzel. Uğur izlememiş. Ya izledim ben, hatırlamıyorum. Bilmiyorum ki. Hikayeyi hatırlıyorum da. Yani çok böyle insanı bayağı etkiliyor çünkü. Tam meşhur bir cadde Hachiko. Buluşma noktası burası. En kalabalık yerde zaten. Hemen şu solda göreceksiniz. Şurası. Çok kalabalık ama. Burayla ilgili bir sorun söyleyelim. Çöp yok. Arkadaşlar. Gelirseniz bir şey elinize alıp yiyeyim sonra çöp atarım diye düşünmeyin. Atamıyorsunuz. Benim bir saattir elimde. Atacak yer bulamıyorum. Çöp kovası çok az. Çünkü asla. Çoğu insan burada. Benim yani gördüğüm ve anlattıkları çantalarında çöp poşet taşıyorlar. Bunun sebebi de şuymuş, plastikleri ayrıştırmak için. Ya bir de acaba şey mi, çöp yapmak, çöp görüntüsü oluşturmak mı istemiyorlar şehirde? Olabilir. Olabilir. Vardı da çok az vardı çöp kovası. Yalan değil, çok az vardı. Yok yani. Yok yani bir saatte. Bulamadık. Kenara koysam mı diye böyle bir şey dürtemeyi yapmayacağım. Yok. Ay yapmayacağım, daha gece ama dürtü geliyor işte. Çok kalabalık burası ya. Yani gerçekten geldiğinizde burası hep kalabalık olacak. Sabah akşam hep kalabalık olacak. Meşhur caddede burası. O meşhur yaya geçitlerinin olduğu cadde burası. Birazdan yeşil ışık yanacak. Görün curcunayı. Herkes aynı anda. Birazdan kalabalığa bak şimdi Duygu. Güzel bir manzaradan da izlemek istiyorsanız bu yaya geçidini, şu karşıda hemen Starbucks var. Şurası Starbucks. Oradan oturup izleyebilirsiniz arkadaşlar. En iyi oradan görünüyor. Bir de şu yukarıdan bak. Şu yukarıda da var bak. İnsanlar var şurada. Oradan da görülüyor. Yukarıyı görüyor musun? Orada insanlar var.
İzleme noktası orası. Devam. Go. Mario, Luigi. Bas. Çok seviyorum Tokyo'yu ya. Resim çekiniyor ablamız bak. Sen de beni çek bakayım. Duygu hasta, hiç enerjisi yok ya. Bu da böyle ister istemez yoruyor bizi. Çünkü biraz daha gezelim, gidip dinleneceğiz zaten. Biraz daha yoldum, daha iyi gezeriz. Tabii bundan... Verebileceğimizin enerjimi veriyorum şu an. Evet. 3-4 gün öncesine kadar gene iyi. Bu marketler, işte 7-Eleven, Family Mart falan, ATM'leri var içinde birçoğunun. İçinden para çekebiliyorsunuz. Çok az bir komisyon oluyor ama bilginiz olsun. Para bozdurma işinde burada havalimanında kur düşük. Biz biraz bozdurduk ama yani de merkezde bozdurun. Otomatik ATM gibi makineler var. Parayı veriyorsunuz, doları, euroyu. O size Japon yeni veriyor direkt. Bayağı turist var ya. Ben geldiğimde hiç turist yoktu yani. Şimdi bayağı var. Şurada da bir döner yemiştim. Hala duruyor. Şurası bir Turkish restoran. Döner var. Baklava var. İşte tam karşısı bak Duygu. Bayrağı. Dönerci. Bayrağı atmış oraya abi. İndirim var. Gel. Geç. Bu arada hala gerçekten çöp bulamadık. Çöp yok. Çok güncel bir video bu arada bu. Siz şu an bunu izliyorsunuz ya. Ya 16'sı bugün ayın. Hemen akşamına ben bunun videolu montajlayacağım. Yüksek mi? 16'sı izleyeceksiniz. 6 saat var ya aramızda. Onu dengeleyeceğim. Yüksek mi? Akşama siz bunu izlemiş olacaksınız. Fiyat ne mesela Vans'ın? 7500 Japon yeni mesela Vans, tamam mı? Bende bir uygulama var arkadaşlar. Currency diye. Onu indirin. Tüm para birimlerini çeviriyor. 1400 TL. Türkiye'den 200-200 TL daha ucuz. Hayır, mesela aa, bu klasik olan daha ucuz. Klasik olanı 6500. Aa, o da 6500. Şöyle. 1200 lira da o. Uygulama şu. Şu da şeyi. Burada şey var, alışveriş yapacaklarsa şey. Tax free, evet, var. Çok yaygın. Onun belge alabiliyorlar. Onun belgelerini almayı unutmasınlar. Bizden 200 TL daha ucuz. 200-300 TL daha ucuz. Bende bu rengi var, Vans'ın. Şu şey olarak güzel geldi, deri ya. Sen çabuk batırıyorsun. Ben batırırım. Ben çok farklı Vans görürsem almak istiyorum ama. Adidas'lar da güzel değil mi? Ben bu olayı çok seviyorum burada ya. Hiçbir market, onunla bununla uğraşmıyorsun. Direkt alıyorsun. Ama tabii 120'miz var ne mı? Ne alacaksın? Su almayı düşünüyorum. Yanıyorum. Aslında Red Bull istiyorum ama bunda Red Bull yok. Gel ileridekine Red Bull bulalım. Bir sürü var ya. İçim Red Bull bulalım. Bak şura var ya, bir yaraydı, geçiyor. Şurada bir sivil... Burada mı? Burada. Evet. Burada bir sivilce çıktı. Senin burnun bayağı iyi olmuş. Çok iyi oldu. Hasta oldum ya, hastalığı böyle atıyorum yani. Ben de vücudumda, ağzımda, yüzümde yaralar çıkarak atıyorum ben hastalığı. Niye birbirimize benziyoruz kadar? Bilmiyorum, karı koca olduk ya ondan. Bak, bende hep uçuk çıkar. İstisna esasız konuş. Hayır, konuşuyorum, bir tane söyleyeyim. Hayır, bunu koyacağız. Şurada uçuk çıktı. Var ya, krem aldık, vitamin aldık, neler aldık ya? Valide 4 gün boyunca ya da 5 gün boyunca her gün eczaneye gittik. Ama her gün ya. Şaka gibi ama. Nefk. En sevdiğim yerdeyim. Nintendo alacağım arkadaşlar. Bir tane Nintendo Switch alacağım. Fiyatlarını bir öğreneyim de. Şu televizyona bağlanan kısmı herhalde. Bunlar da oyunları. Ben çok seviyorum bunu ya. İstiyordum bayağıdır. Burada bizden daha ucuz yani. 5000 lira falan, 5-6 bin lira daha ucuz yanlış bilmiyorsam. Bir tane Nintendo Switch alacağım. Bir araştırayım önce. Bir bakayım neymiş. Göster Duygu Nintendo'muzu. Arkadaşlar benim kuzenim var Almanya'dan. Geliyordu yazları. Ara ara oynuyorduk sırayla. O kadar sevmiştim ki şunu var ya. PlayStation değil de ben Nintendo'yu daha çok seviyorum böyle. Mario Kart'ı falan böyle. Biraz daha yaş olarak biraz daha ufak işi ama Duygu'nun da bunu daha çok seveceğini düşündüğüm için Nintendo aldık. Ah, beni bahane etme. Yine sana alışveriş. Yine sana alışveriş. Sen de seveceksin bunu. Bana bir tane bir şey. Türkiye'deki fiyatından 4000 Türk lirası hemen hemen 150 dolar daha ucuza denk geldi Japonya'dan, bilginiz olsun. Ama tabii bunun fişini takmanız için bir de senin dönüştürücüye ihtiyacınız olacak. O da bende vardı. Öyle. Oyunu yok içinde. Oyunda burada Mario Kart mesela kalmamış. Başka yerde bakacağız ona. Bir sürü şey var yani Nintendo'da. Çoluğunuz çocuğunuza gelirseniz var ya, kendini kaybedebilir yani. Mario bu. Zıpla da hadi top. Hayır. Mantar çıksın. Bak Mario da burada, gel. Yandan belli olmuyordu da. Şuradan belli oluyor bu taraftan. Akşam olunca daha da hareketlendi. Kabareler de yanınca daha da güzel görünmeye başladı Tokyo. Her yerde de müzik çalıyor, her yerde. Umarım telif yemeyiz bunlardan yani.
Çok yorulduk. Uçak 8 saat, uçak 2 saat uyu, onun üstüne 5-6 saat gez. Bayağı yorulduk. Şimdi otele geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. 200 bin olmamda çok az kaldı. 8 bin falan kaldı. Japonya'dan daha video çekeceğim ben. Bu ilk gün işte yorulduk ettik. Bir de şimdi yetiştirmeye çalışacağım. Bugün ayın 16'sı, akşam saat 9. 4 saate yayına vermeye çalışacağım. Veremezsem artık 17'si izlemiş olacaksınız. Artık izlediğiniz tarihe neyse bakacağız. İnternet değilse yetiştiririm. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Hoşça kalın. Japonya Tokyo'dan herkese iyi akşamlar.